Hayata anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadında market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler. Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. ...14 Mart 2024 Perşembe gününden bizi izleyen herkese merhaba. Yine Kıbrıs Postası'ndayız. Yine objektifle sizlerin karşısındayız. Tabii ki yine ülkemizi konuşacağız. Ülke gündemini konuşacağız. Değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Tüm sağlıkçıların, doktorundan, hemşiresine, eczacısına, herkese kadar tüm sağlıkçıların, tüm sağlık sektörünün bu gününü kutluyoruz. Tabii ki böyle günlerde sorunlar, sıkıntılar daha çok konuşulur. Geçmiş yıldan pek bir fark olmaz ama umarız ki konuşulmakla kalmasın. Bir kez daha 14 Mart Tıp Bayramı'nın tüm sağlık çalışanları için kutlu olmasını diliyoruz ve çok değerli bir konuğumuz var. Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağlığımız yerinde çok şükür. Onun yani öyle bir işte duruma geldik. Kime bunu sorsak? İşte sağlığımız iyi ama işte iyiyim ülke demeye kendini rahatsız hisseden bir durum maalesef. Özellikle de seçilmiş olmanın ve omuzlarımızdaki sorumluluğun ağırlığını hissetmemizden dolayı tabii ki gerçekten kötü bir dönem ülke için. Çünkü insanlar çok şeyle bekler değil, yani çok beklentisi var mecliste olmanın, siyasette olmanın. Ve bir de çok ciddi bir karamsarlık var. Belki bunları çok sık konuşuyoruz ama böyle olduğu için konuşuyoruz aslında. Evet. Ama önce böyle biraz daha farklı, bu 14 Mart Tıp günü için, Tıp Bayramı için ne de söylemek istersiniz? Önce isterseniz bundan başlayalım. Biraz daha pozitif başlayalım. Elbette, ne kadar pozitif olacak tabii bilmiyorum ama evet, 14 Mart Tıp Bayramı. Benim babam da bir emekli hekim ve kendim de sağlığın içinde bu kadar yıldır olan bir genetik uzmanı olarak maalesef hep söylerim. Yani ben devlet hastanesinde işe başladığımda, orada çalışmaya başladığımda ve babamla konuştuğumda babamın 30 sene önce yaşadığı sorunları benim de aynılarını tekrar tekrar yaşıyor olduğumu fark edişimle başladı benim aslında belki biraz siyasetle de ilgim. Çünkü işte her sene eksik cihazların ve işte ihtiyaçların listesi istenir mesela her bölümden. Ve onları işte çıkarıp verirdik işte. İşte bu cihaz bu eksik, bu eksik falan filan. Ama bir sene sonra gene aynı listeyi verirsiniz.
Babam da şey derdi, ya der işte bizim de öyleydi der. İşte rahmetli doktor Ali de vardı, kulak burun boğaz doktoru. İşte Ali Bey bana derdi der, aç Hulusi şeyi çekmeceden çıkar o listeyi de verelim. Gene geldi zamanı, o aynı listeyi bir daha verelim. Maalesef böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Tam da bu yüzden aslında belki de siyaset kurumundan aslında insanların birazcık da umudunu kesmiş olması, biraz önce bahsettiğimiz gibi. Böyle en basit örneklerden bir tanesi. Yani bir öyle şeyler var. Elbette yani bilim hızla gelişiyor, tıp gelişiyor. Ve işte belli dönemlerde de belli atılımlar oldu. Yani örneğin işte pandemi döneminde genetik laboratuvarı gerçekten altyapısını ciddi anlamda güçlendirdi. Veya acil durum hastanesinin o dönem yapılması. Şimdi o bölümde çocuk ve yeni doğan servisinin böyle tam teşekküllü bir hastane gibi işte çocuk acil servisinin açılmasıyla çalışmasını sağladı. Yani belli aralıklarla bir şeyler oluyor ama çok bebek adımlarıyla oluyor aslında. Bence sağlık dediğimizde bu son yıla baktığımızda aslında buna damgasını vuran bu reçete yolsuzluğu konusudur. Aslında sağlık alanındaki iki saygıdeğer meslek grubunu ciddi anlamda itibarsızlaştıran ve ülkede işte güveni ciddi şekilde sarsan bir süreç oldu bu. Ve yani 14 Mart deyince ben bugün sabah düşündüm mesela ne yazarım, ne düşünürüm. İlk aklıma gelen maalesef bu oldu. Maalesef olumsuzluklar oldu gene. Ülkede işte bununla birlikte tabii ilaca erişimdeki sıkıntılar devam ediyor. Hastalar hem ilaç olmadığı için ilaca erişemiyor. Ama var olan ilaca da işte örneğin sosyal sigorta reçetelerinin hala daha doğru bir şekilde bir düzene oturtulamamış olmasından dolayı çoğu sigortalı da kendi cebinden ödeyerek o ilaçları almak zorunda kalıyor ve ilaçta ciddi bir de pahalılanma var. Yani sağlık alanına baktığımızda maalesef çok da ileriye gidemediğimizi ciddi anlamda belli noktalarda aslında gene halkın da mağdur olduğu bir süreç içerisindeyiz. Ha bu zor mu? Yani hiç değil aslında. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bakın bugün mesela şey konuşulur. İşte ülkede çok tabii üniversitelerin konuşulmaya, tartışılmaya başlanmasıyla beraber çok tıp fakültesi var ülkede diye bir tartışma var bugün. Tıp fakültesi var. Tabii bir yandan nüfus eskisi gibi değil. Yapılmaya çalışılan işte yatırımlar var ama bunlara rağmen de çok yetersiz bir sağlık sistemi var. Yani özel belki çok daha iyi şartlarda ama gerçekten çok pahalı. Yani normal vatandaşın işte orta düzey bir ailenin bir vatandaşa erişmesi mümkün değil yani buna. Kesinlikle. Yani neyi bir araya getiremedik veya yanlış yapıyoruz? Yani sorun siyasi midir, ekonomik midir, evet, popülizm midir yoksa hepsi birden midir? Şimdi belli noktalarda aslında halkı bilinçlendirme, halkta farkındalık açısından da bence sıkıntı var sağlık alanında. Yani birçok yapılan şeyi bile bilmiyorsunuz ve o bilgiye de ulaşamıyorsunuz. Yani örneğin iyi bir şeyleri bile. İyi şeyleri bile. Yani örneğin mesela işte genetik laboratuvarında çok yapıldığını önemli bildiğim ve çok önemli. Düşünün ki işte Güney'e giderseniz veya Türkiye Cumhuriyeti'ne giderseniz yani binlerce euro vererek özelde hizmet alabileceğiniz bazı hizmetleri genetik laboratuvarında vatandaş ücretsiz olarak alabiliyor. Ama bunu alabileceğini bile bilmiyor bazen ve işte yani bilen doktora gidip de o doktorun yönlendirmesiyle belki oraya ulaşıyor. Yani bence o farkındalık ve toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme, işte daha online hizmetler, bunlara erişim, bu tür noktalarda biz hala çağdaş ülkelerden çok gerideyiz. Çoğu zaman dediğim gibi yapılan iyi şeyler bile
bence bilinmiyor. Ama ve dünyada aslında olmayan birçok, yani ya da dünyada olan ama onlara erişimi aslında çok daha zor olan birçok mesela yan dal uzmanına biz ülkemizde ulaşabiliyoruz. Yani birçok farklı hekime, işte çocuk endokrinoloğuna da gidebiliyorsunuz 3 gün içerisinde. Çocuk nöroloğuna da gidebiliyorsunuz ya da yani bunun gibi birçok şey. Doğru adımlar da var. Var, var. Aslında insan kaynağımız çok fazla. Yani eğitimli, iyi uzmanlarımız, şeylerimiz, insan kaynağımız çok fazla. Ama onlarla halkı buluşturma noktasında aslında çoğu zaman sıkıntılar var. Yani halkın tutun bu binadan, alet edevata, bütün altyapıdadır. Sanki esas sorun. Ve bununla birlikte yani hem o hizmetlere erişim hem de erişirseniz de dediğiniz gibi belli noktalarda işte altyapı, işte belli cihazlar veya aslında sağlık sisteminde bazı ufak dokunuşlarla yani mesela belli testler yapılmadığı için gene gidip işte özelde yaptırmanız gerekiyor ama aslında yapılmaması için hiçbir sebep yok. Falan gibi yani bu tip şeyler var ve insanları hep böyle yorma üzerine bir sistem var bizde yani. Her konudadır o. Her konuda da öyledir ama yani işte böyle bir hastanede birisine gidip yani bir hizmet bile alacaksanız sizi oradan oraya git bu falan bu hep böyle bir şey var. Onun için insanlar da daha iyi eğer yani param varsa gideyim özelde yaptırayım da uğraşmayayım yani bu sistemle gibi bir şeye dönüşüyor. Ama ben bu sene Sağlık Bakanlığı bütçesinde Sayın Bakan'a şöyle bir şey söylemiştim. Şimdi bu kadar yıldır hep aynı şeyleri konuşuyoruz ve bir sürü projeler var yani beklenen birçok şey var. Yıllardır konuşuyoruz hiçbiri olmuyor ve Hakan Bey'e dedim yani bir tanesini söyleyin ya bize deyin ki yani ben bu sene İlaç takip sistemini kuracağım mesela. Yani işte hem Lefkoşa'ya hastane yapıp hem Girne'yi bitirip hem Güzelyurt'ta bilmem ne yapıp da işte ilaç eczacılık dairesinin envanterinde yani hep bunların hepsini dizmeyin bize. Gerçekçi olarak deyin ki ben evet benim bütçem bu kadardır ya da işte yani evet bazı farklı hedeflerimiz var ama biz en azından bu ilaç eczacılıktaki işte ilaç sorununu çözmek için bu depo sistemini çağdaş bir envantere kavuşturacağız. İşte çağdaş bir raflama sistemi yapacağız. İlaç takip sistemini kuracağız ve artık ülkeye giren ilaç, çıkan ilaç, hastaya ulaşan ilaç bunu bir tuşla bulabileceğiz deyin mesela. Bu sanki bilerek yapılmaz ya da ben mi öyle? Artık yani ben de artık öyle düşünüyorum. Çünkü her zaman verdiğimiz örnektir. Evet. Yani Türkiye'de işte 85 milyonluk bir nüfus. Aynen. Adana'da aldığınız bir ilacın aynısını İstanbul'da alamazsınız. Yani kesinlikle. Öyle bir ağ kurulmuş ve biz burada bu küçücük ülkede. Ve düşünün ki bunu biz 2000 yani Türkiye Cumhuriyeti bunu 2011'de yapmış. 2014'te online sisteme geçirmiş. Yani son 10 senedir Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin neresinde olursanız olun aldığınız ilacı kaçıncı tablette olduğunuza kadar tüm eczacılarda eczaneye gittiğinizde sistemde bunu görebiliyorlar. Ve bizim bunu 80 milyonluk Türkiye yapmışken biz 800 bin kişiyle bunu yapamadık mesela. Yani bu bizim ayıbımızdır. Başka bunun için hiçbir şeyi ne tanınmamışlığı, ne çözümsüzlüğü, ne Rum yönetimini, ambargoyu, Türkiye yani kimseyi suçlayamayız. Bu bizim yani bizim suçumuzdur aslında. Bilerek yapılmaz. Yani hükümetin öyle bir gaylesi olmadığını görüyorum ben. Yani benzer şekilde aslında şu anda bu yaşanan diploma skandalıyla birlikte de aslında gene benzer şeyleri görüyoruz. Yani bu ülkede bu kadar küçük yüz ölçümünde 23 tane aktif üniversite var. Bununla birlikte bir 7 diyebiliyordum ama 9 da dediler. Yani bir de ön izinli olan sanırım 9 tane toplam daha. Toplam 36 tane varmış. Evet işte yani böyle farklı sayılar dolanıyor etrafta ama aslında bize son listeleri verdiler ama onları. Merkeze varmış yabancı ülkelerden gelenlere, YÖDAK'ın kontrolü dışında yani
gün ve gün çok 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 farklı. Aslında bunları biz onları konuşuyorduk biz aslında. Bu noktada bence basına da büyük görev düşüyor. Ben burada fırsat bulmuşken onu da söyleyeyim. Maalesef belli şeyler konu ettiğimizde basında da yeteri kadar yer bulmuyor. Biz aslında bunları... Veya gündem değişene kadar. Evet, yani başka bir şey gündemde oluyor ve o konu öncelik olmuyor. Ama biz aslında bunları yeni konuşmaya başlamadık. Ben 2-3 ay önce mecliste eğitimle ilgili tam bu konuyu konuştum. Yani ülkede bir üniversiteler var. Bir de eğitim kurumları var. Üniversitelerin denetimi YODAK tarafından yapılıyor. Ama bu eğitim kurumlarının açılması için izinleri Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Ama o kadar bir Arap saçına dönmüş ki... Denetim. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte geçenlerde bir Massachusetts Institute of bir şey eğitim kurumu aslında üniversiteymiş gibi YOKAS sistemine kayıtlı olduğu fark ediliyor. Yani düşünün şeyin yani o kadar bir... Kimse farkında değil mi de bu olaylar çıkınca bu mesela fark edildi. Yani evet, aynen. Çok soru işareti ki, var. Ki ben yani kürsüden bu uyarıyı da yapmaya çalıştım. Bu eğitim kurumlarıyla ilgili çok ciddi şaibeler var. İnsan kaçakçılığı için kullanıldıklarıyla ilgili tam olarak ne tür kurslar yaptıkları, bunların denetlenmesi... Ve gerçekten aktif olarak bir kurs olup olmadığına göre bunların eğitime devam etmesiyle ilgili uyarılarda da bulunduk. İşte Sayın Çavuşoğlu geçen gün sonunda dedi ki biz dedi denetleyip bunları kapatacağız, toplu olarak kapatacağız. Ben de dedim eğer yani gerçekten samimiyseniz zaten bellidir yani tabela var da içi boşsa onlar bellidir. Bir an önce kapatın dedim amaçları ki halkta bellidir. Bir güven. Evet, yani halkta bugün onun tarafına gitsek Güney Kıbrıs'ın makamları veya Türkiye'ye biz gitsek burada kolay açabilir mi ki? Yani bir okul ve orada hizmet ne bileyim izin yok hiçbir şey yok. Kesinlikle. Yani bunlar ve biraz önce siz söylediğiniz bunlara bizik işte suçlusu veya bizi yönetenlerdir. Ne ambargolarla bir ilgisi vardır, ne çözümsüzlükle, ne evet. Türkiye her işimize karışır, evet. Ne onunla ne de onunla bir ilgisi var. Kesinlikle. Sonuçta YODAK diye bir hem akreditasyon hem de denetimden sorumlu bir kurum var. Ki bu aslında kendi içinde de çelişkilidir. Çünkü aslında denetleyenle akredite edenin aynı kurum olmaması gerekir. Bunların da ayrılması tabii. Gerekir bu arada. Bununla ilgili de raporlar yazıldı. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Çalıştaylar yapıldı. Neler yapılması gerektiğiyle ilgili. Yani her türlü akademik çalışmayı da biz bunlarla ilgili yaptık yani bugüne kadar. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi yani hükümet edenlerin gerçekten bunu değiştirmesi öncelik. Gerekenlerin yasalardaki boşlukları bulup evet bunlar bu işte YODAK'ın çalışmasına engeldir, bunlar eksiktir deyip de meclise getirecek olan, değiştirecek olanlar aslında görevlerini yapmıyorlar. Yani konu aslında dönüp dolaşıp buna geliyor. YODAK kendi içinde bir çaresizlik işte yapamıyoruz, tamam niye denetleyemiyorsunuz? Yani geçen gün İşte YODAK'la ilgili biliyorsunuz YODAK ve yükseköğretimle ilgili genel olarak bir araştırma komitesi kuruldu. Evet. Yani bence bu komite önemlidir. Çünkü artık burada bir liste çıkması lazım. Yani ne yapmamız gerekir ki biz artık yükseköğretimde şu anda yaşanan... O listenin sonuca gitmesi lazım. Sonuca gitmesi lazım aynen. Yani şey gibi değil işte ilaç eczacılık... Çözümesini istemezseniz komite kurun. Evet. İlaç eczacılık... Algı budur yani. Şimdi ilaç eczacılık dairesiyle ilgili de bir zaman işte bu 200 milyonluk ilaç vardı hatırlarsanız evet. Tarihe geçmiş. Bu tarihe geçmiş ilaçlarla ilgili de bir komite kuruldu. Ne oldu o komite? O komitede... Aslında zaten İlaç Eczacılık Dairesi ve işte bu konularla ilgili bildiğimiz bütün eksikleri o zaman biz yazdık rapora. Ama yani sonuç. İşte ilaç takip sistemi gibi, işte İlaç Eczacılık Dairesi'nin çağdaş bir envantere kavuşturulması gibi vesaire vesaire. Ve gene o liste duruyor ama tek bir tanesi bile bugüne kadar yapılmadı. Dediğiniz gibi yani eğer sonunda bir şey yapacaksak, bir adım atılacaksa bunun bir anlamı var.
Ama şunun da unutulmaması gerekir. Çünkü dönüp dolaşıp bu sefer halk herkesi, yani meclisteki tüm milletvekillerini, bütün meclisi suçluyor haklı olarak. Çünkü bunu ayırt da edemiyor. Sonuçta güçler ayrılığı vardır bu ülkede. Yani meclis yasa yapmakla sorumludur. Ama bunları yürütecek olan, bu yasaları yürütecek olan da bakanlıklardır. Ve yürütmededir aslında bizim en büyük sıkıntımız. Yani en iyi yasalara bile sahip olsak, yaptığımız yasaların yürütülmesinde, uygulamasında ciddi anlamda eksiklikler var. Öyle bir gayle yok yani, öyle bir niyet olmadığını görüyoruz. Şu anda da yani yüksek öğretimle ilgili hala daha böyle eski bakkal defterleri vardı. Yani yazıp topladığınız, veresiyeyi falan yazdığınız. Yani öyle bir durum olduğunu görüyorum ben şahsen. Bakkal yani bir online bir denetim sistemi yok. Yani YO'dan üniversitelere bağlanabileceği ve oradaki işte kayıtlı öğrencilerin mesela takibinin yapılacağı kayıt zincirleme gider. Yani işte evet. 30 bin öğrencinin kayıp olduğu, yani daha doğrusu 30 bin öğrenci kaydı olanın ortada olmadığı, okula gitmediği. Evet, ama bunlar istedikten sonra çok kolay bulunabilir ve zaten aslında yasal olarak gene burada yasal olarak yapılması zorunludur. Öğrencilerin, bu ülkeye gelen her öğrencinin muhaceret izni olması yasal bir zorunluluktur. Ve bu yasal zorunluluk yeni de başlamadı bu arada. Yani dörtlü hükümet döneminde o yasal zorunluluğun gereği olan sistem aktif hale geldi, YOKAS sistemi. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın birbirinin sistemlerini görebileceği, gelen öğrencinin işte üniversiteye kayıt olurkenden sağlık sistemine de kayıt olması, İçişleri'ne de kayıt olması ve nasıl ki çalışma izinlerinde bir muhaceret izni süreci var. Aynı şekilde öğrenci izninin alınması yasal bir zorunluluktu. Bu ilk defa aktif hale geldi dörtlü hükümet döneminde. Sonra da devam etti aslında. Ama sonra yok pandemiydi, yok bilmem neydi falan. İşte biz zaten hükümetten ayrıldık falan. Onlar gene şimdi bakarsınız mesela bu sisteme. Muhaceret bölümü hep şeydir, under construction yani şey... Tamir ediliyor ama aylardır yani aylardır bu tamir bitmedi bütün. Bakıyorum. Tamir bitmedi ve farklı farklı sayılar zikrediliyor. Cezaevinde tutuklu veya mahkum olan kişilerin 2/3'ünün aslında ülkeye öğrenci olarak gelmiş kişiler olduğunu nasıl zincirleme gidiyor? Yani hepsi birbiriyle bağlı. Ama yani bunları düzeltmek hiç de zor değil. Yani ben evet ikinci dönem milletvekiliğime tekrar tekrar aynı şeyleri söylemekten bazen insan gerçekten yoruluyor. Ama aslında zor değil. Ama öyle bir niyet olması, öyle bir vizyon olması gerekiyor önce. Ve maalesef bunun var olmadığını görüyoruz. Yani mesela kayıt kabul tüzüğü bu üniversitelerle ilgili yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Ülkeye gelen öğrencinin işte mesela bu üniversitede zorlandım biraz. Tamam o zaman başka üniversiteye ve böyle böyle transfer oluyorlar farklı üniversitelere. Takibini yapmayı da zorlaştıran bir şeye dönüşüyor bu. Ve kayıt kabul tüzüğünde mesela bunu da önleyecek belli düzenlemeler getirilmesi konuşulan şeylerden bir tanesidir. Bu sistemi zaptırap altına almak açısından. Ve YODAK iddia ediyor ki bu tüzüğü hazırladı, verdi ve Bakanlar Kurulu bunu yayınlamıyor. Ve Milli Eğitim Bakanı'na geçen gün sorduk. Gene kürsüden diyor ki işte bazı yazım hataları vardı da yani sonuç olarak... Aynen. Yani böyle bir bakış açısı maalesef. Bu son 2-3 haftadır konuştuğumuz bu sahte diploma olayı işte konusu. Tabii devam eden bir süreç var. Yargı kararı olmadan kimseyi suçlu ilan etmemiz, ön yargılı bir şekilde bunu yapmamız doğru değil. Ama bu anlamda bir süreç yaşanıyor ve bunun çözümünün de işte milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın. Milletvekili dokunulmazlığına samimiyseniz hepsiniz evet deyin.
Bu kadar kolay mıdır mesela bunu talep etmek, bunu söylemek ve bir milletvekili olduğumuz için? Yani dokunulmazlıklar kalktığı zaman her şey çözülecek. Siyasi de ve bütün siyasilerin böyle bir suçluymuş genellemesi, böyle bir algı yaratılması nasıl etkiledi sizi? Yani elbette bu beni hep uzun zamandır rahatsız eden bir şey gibi. Yani bu konu ekseninde değil ama genel olarak da. Çünkü ben aslında gerçekten de siyasette farklı bir bakış açısı getirmeyi umut eden veya öyle bir örnek olmayı ümit eden birisi olarak siyasete girmiş bir kişiyim. Çünkü yani bir tarafta işte ülkemizde maalesef sahte diplomalar dağıtılırken ben 6 sene doktora yaptım. Bir fiil laboratuvarda sabah akşam bir çalışarak yani evet Amerika Birleşik Devletleri'nde öncesinde çalışma, öncesinde lisans eğitimi. Çok ciddi bir emek var. Öyle çok, çok ciddi bir emek var aynen ve ben aslında... Yani şunu çok net görebiliyorsunuz aslında mecliste, komitelerde, yani o seçilmiş kişilerin işte liyakatının, deneyiminin, iş tecrübesinin, her şey şey de değil yani okuduğunuz yani tabii. Ders şey de değil ama işte gerek geçmiş iş tecrübelerinin, gerek pratiği eğitimin yani çok çok katkısı olabiliyor aslında ve meclisin ben bu anlamda gençleşmesinin, liyakat seviyesinin yükselmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani gençlere de örnek oluruz diye de ümit ederek aslında bu yola giren kişilerden bir tanesiyim. Yani çok farklı ama... beklentileriniz vardı. Evet evet sizinle ben hatırlarım yani ilk o zamanlardan konuşuyorduk 2017'de 2018'de maalesef çok da daha iyi daha daha vardı. Evet pek maalesef o yönde değil gidişat özellikle yani siyasette. Bir zaman geçti çok şey ama, değişti ama o zamanlar o hava da vardı yani toplumda da vardı. Sizin o siyasete girdiğiniz dönemlerdeki heyecanda da vardı aslında. O motivasyonda da vardı. Evet, evet. Ama dediğim gibi yani siyaseten aslında yapılmayan, gerçekleşemeyenler veya işte bu tür şeylerin de böyle su yüzüne çıkmasıyla siyasete güven her geçen gün daha da azalır bir haldedir. Ve bu da gerçekten üzücüdür. Ha, dokunulmazlıklar konusunda, kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasını yani ben de desteklerim. Hatta bu zaten o büyük anayasa referandumu yapıldığında maddelerden bir tanesiydi aslında. Ve maalesef işte belki de siyaset kurumuna olan güvensizlikten dolayı o referandumda reddedildi. Hayır oyu çıktı biliyorsunuz. Son Yargıtay'ın artırılmasıyla ilgili bile ki yani aslında yargının işleyişini hızlandırmak açısından çok kritik olan bu referandumda bile maalesef yani evet oyu çıkarttırmayı başaramadık. Yani bizler de hepimiz bunu konuşmaya çalışmamıza rağmen maalesef böyle bir... Aynı sıkıntılar büyüyerek yaşıyor. Yaşanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla yani dokunulmazlık kaldırılabilir. Bence burada bir sıkıntı yok. Ama yani burada çok daha önemlisi gerçekten halk icraat bekliyor, somut icraat bekliyor. Bir yandan o noktada hükümet edenlere büyük görev düşüyor. Bence basına da halkı doğru bilgilendirme açısından yapılan iyi şeyleri veya kötü şeyleri gündemde tutarak sürekli bir baskı unsuru olmak. Yani. Evet. Yani bence bu çok önemli. Yani üniversite konusuna da geri dönecek olursak yani bence şu anda ülkemiz açısından çok önemli bir sektörden bahsediyoruz. Yani yüksek öğretim bu ülkenin ekonomisine en çok katkıda bulunan alan ve bu işte turizm de öncü sektörlerden görülür, hep konuşulur falan ama orada bile yani piyasaya akan para aslında üniversitelerde işte öğrencilerin ülkede işte ev kiralamasıdır, mutfak alışverişini yapmasıdır. Yani esnafı tabii desteklemesi açısından da çok önemlidir. Yabancı öğrencilerin ülkemize gelmesi. O yüzden bu gerçekten yani hem yani ülke itibarı açısından, ülke ekonomisi açısından da
çok önemli ve göz bebeğimiz gibi bakmamız gereken bir alandan bahsediyoruz. O yüzden bence şu anda yaşanan bu süreç şu açıdan çok kritik. Bu aslında tüm yüksek öğretimi aslında bir düzene koyma, işte denetleyecek mekanizmaları kurma, gereken yasal boşluklar nelerdir? Mesela bu denetimi sağlayacak, bu şeyin sistemin düzgün çalışmasını sağlayacak neler yapılabilir ki bundan sonra yüksek öğretimde kaliteyi artırmaya odaklanabilelim. Bence bunları konuşmamız gerekir ve yani artık büyük resme bakmamız gerekiyor. Maalesef ülkede belki de bilerek isteyerek böyle günlük küçük skandallar yaratarak bütün algı oraya çekiliyor. Öbür yapılan şeyler unutuluyor gibi. Sosyal medya çok müsait. Sosyal medya da çok müsait ama dediğim gibi o noktada da hepimize, yani ben gene diyorum yani siyasilere de basına da büyük görev düşüyor bu noktada. O kaliteyi artıracak bir unsur haline getirmek gerekiyor bunu ve esas büyük resmi unutmamak gerekiyor yani bunları konuşurken. Bürokrasinin sürekli bu konular içinde yer almasını nasıl değerlendirirsiniz? Yani tabii muhalefet tarafına bakarsınız. Mesela bizim dönemimiz hiç böyle şeyler olmadı diyen eski bakanlar var, milletvekilleri var. İşte hep ulusal birlik partililerdir bunları yapanlar, işte diploma alanlar diye bir orada da aslında bir siyasallaştırma var. Bugün baktığımızda isimler veya duyduğumuz isimler hepsi bürokrat, işte bir yerlere gelmiş ve bu tür işlerin içine bu diplomaları aldığı iddia edilen daha doğrusu insanlar. Kamunun içinde olması, bürokrasinin bu kadar içinde olması ya neyi gösterir yani bu ülkede? Yani kamuda sonuçta şeyde yani çalışan kesimin büyük bir yüzdeliğini oluşturuyor yani kamu aslında. O yüzden baktığımızda aslında bütün genel. Yani genel toplumla ilgili bir şey aslında, kamuya özel mi bilmiyorum. Ha kamuda nedir? İşte böyle baremi çağrışları falan sağlıyor yani o tür diplomalar. Tamamen duygusal. Evet, birazcık öyle. Birazcık öyle. Yani gene bu şeylerle ilgili yani yasalarla ilgili ama şimdi şöyle, kamuda evet işte master'ini yaparsanız sanırım bir baremi çağrıştır, doktora yaparsanız üç baremi çağrıştır, galiba öyle bir şeydi. Yani ama mesela açık öğretimden de mesela mezun olursanız o da yeni bir üniversiteden mezun olmuş gibi de üç baremi çağrıştı var mesela onun da. Yani böyle bol keseden vermişler bir şeyler zamanında. Ama yasa budur ve yani insanlar da sonuçta bu haklarını kullanmak istiyor. Yani burada bence yolu ne olursa olsun. Hayır ama işte sıkıntı orada başlıyor. Yani orada bir sıkıntı yok aslında. Ama bu üniversitelerin bunu yapabilmesini, bu özgürlük alanını tanımaktır sıkıntı. Yani sıkıntı dünyanın her yerinde kolaya kaçacak olan, yolsuzluk yapacak olan, ve yıllarca kullanılmış ve hiçbir şey de olmamışsa. Hayır, suça meyilli olabilecek insanlar dünyanın her yerinde vardır. Ama nedir? Başka ülkelerde çoğunluk olarak bilirsiniz ki siz eğer yasaları çiğnerseniz, hukuka uygun davranmazsanız sizi iki gün sonra içeri de atabilirler, hakkınıza dava da okuyabilirler, işinizi kaybedebilirsiniz. Yani devlet aslında sizi hep bir şey denetim içinde tutar. Ve yani siz bunun devletin, diğer insanlar, devletin ağırlığını hissedersiniz bir. Ve o olduğu için de dediğiniz gibi sonra öyle bir olur. Artık toplum da birbirini denetlemeye başlar. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde gidin de mesela birinin önünü kesmeye çalışın sırada. Anında istenmeyen vatandaş ilan edilip oradan herkes atılırsınız. Herkes aynı tepkiyi koyar. Herkes aynı tepkiyi koyar. Ama bizde bu kadar yıldır o yapanın yanına kalmış, en baştakiler zaten bunu fazlasıyla yapmış. Yani işte Sayıştay raporu var, Kıptek zarara uğratıldı diye bilmem kaç yüz milyon. Yeah. Ne oldu mesela? Hiçbir şey olmadı. Dolayısıyla bu tür şeyler devamlı suretle oldukça, basında yer aldıkça, bu insanlar ödüllendirilip genelde
çalanlar, çırpanlar daha çok bakan olmuş, müsteşar olmuş, bilmem ne olmuş, farklı iyi yerlere gelmişse. O zaman normal vatandaşın da tamam ya, yani zaten herkes yapar. Nasıl olsa bir şey olmaz. Ben niçin yapmayıma geliyor aslında. Yani bu çok normaldir. Bu gene yani sistemsizlikle ve gene aslında hükümet edenlerin hatasıdır yani şu an bu yaşananlarda. O yüzden gerek sosyal sigortalar konusu, gerek eğitim konusu, bence hepsine de baktığımızda aslında bunların bu düzeni değiştirecek ve yani gerçekten bir sistemi oturtmak için bir fırsat olurlarsa ancak belki bundan sonra düzlüğe çıkarız. Ya da biz eğer şu anda işte 3 kişiyi günah keçisi ilan edeceksek, onlar çaldı, hırsız, bilmem ne, onlar gitsin cezaevine, sonra biz de aynı zaman şeye devam edelim, aynı hamam aynı tas, o zaman zaten hiçbir anlamı yok bence, vuralım kilidi bitsin yani. Bunların sahte, ders olması gerekiyor. Bu reçete olayında tabii ki orada da süreç devam eder yani yargı süreci. Ama yeni bir sistem kurulması için de bazı çalışmalar olduğu söylenir. Şu ana kadar öyle bir durumla karşılaşmadık. Ve gündemden düştü bu konu. Evet. Ve buraya gelmeden önce birisiyle görüştüm de göreceksiniz dedi ki bu diploma olayda işte reçete olayı gibi zaman içinde bırakacak ve hiçbir şey olmamış gibi her şey devam edecek. Yani böyle de bir karamsarlık ve şu, yani siz dediniz ya nasıl olsa hiçbir şey olmaz toplumunu düşünür. İşte ona bir örnek olsun diye. Yani bugün gelirken yaşadığım bir konu. Evet, aynen öyle. Ama işte o yüzden zaten şu anda ülke olarak çok kritik bir süreçten geçiyoruz aslında. Tam da bu yüzden bence çok kritik bir dönemdeyiz. Ha, bu hükümet edenler bunu yapabilir mi, değiştirir mi? Çok da sanmıyorum. Samimi olduklarına inanmıyorum çünkü. Ama yapılması gereken budur. Bizim de muhalefet olarak bence zorlamamız gereken budur. Çünkü mesela sosyal sigortalarla ilgili bu tespit edilen yolsuzluklar ve benzerlerinin aslında yani 10 yıl önce de konuşulduğu söyleniyor sosyal sigortalar dairesinde. Bu kadar yıldır işte farklı şeyler yapılmış, işte belli şeyler dijitalleşmiş, online'a geçilmiş. Ama sistemdeki açıklar devam ediyor. Sistemin esas açığını... Sistemin esas açığını kapatacak işte ilaç takip sistemi gibi şeyler de bilerek isteyerek bence de yani bu kadar yıldır öncelik yapılmamış. Veya vizyon ya da vizyonsuzluktan yapamamış yani iki şeyi olabilir yani ya bilmezlerdi ve yapmadılar ya da bir yapmak istemediler ya da belli yani. Bir kesimin tepkisini almamak için popülizm dediğimiz evet yani küçük toplum olmanın bir şeyi var ama artık yani tüm siyaset için bu geçerlidir yani belli kişi yani birilerine zararı dokunacak da olsa toplumsal fayda birdir yani. Bunun farklı versiyonları yoktur yani ve toplumsal faydayı öncelik haline getirmek zorundayız. Ve uzun zamandır da yapılmayan maalesef budur. Yani bu kadar yıldır aslında bu sosyal sigortayla ilgili sorun devam ediyor. Bu şimdi bu noktaya kadar geldi ama burada da gene bir hata yapıldı. Bir anda bütün sistem polise verildi ve al dediler, çöz. Bu sefer suçlu suçsuz birbirine karıştı. Aslında çok büyük bir kesimin kelepçelendiği, işte fotoğraflarının çekildiği, yani böyle bir dediğim gibi aslında bütün mesleğin itibarsızlaştırıldığı orada bir sürece dönüştü. Aslında bu insanlar. Evet. Daha süreç tamamlanmadı. Aynen öyle ve yani gerçekten sonuçta polislerin böyle bir şeyi yani reçeteler üzerinden soruşturma yapması çok kolay bir şey değil aslında. Çünkü çok her farklı bir ilacın tekniği var. Tabii her bir ilacın muadili var, farklı isimleri var, piyasada çok şeyi zor. Var. Yani bunun bu çok kolay bir şey değil ve orada yaklaşımda belli hatalar olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Ama yani o sürecin de aslında hızlı bir şekilde sonlanması bence önemli. Ama bundan daha önemlisi aslında idarenin kendi eksikliklerini hızlıca tespit edip düzeltmesi bu noktada önemli olan. Aynı şey eğitimle ilgili de geçerlidir. Yani yüksek öğretimle ilgili. Yani işte üniversitelerinde
YÖDAK'la ve Milli Eğitim Bakanlığı'yla yakın çalışması ve işbirliğini desteklemesi gerekiyor. Çünkü yoksa hep beraber kaybedeceğiz. Evet, evet, yani, onu söylüyordum. İşte YÖDAK şey diyor işte bazen, işte üniversitelerde işte istenilen bilgiyi vermiyor. Yani böyle bir lüks olamaz. Şimdi istenilen bilgi. Alamıyorsun, vermiyorlar değil, alamıyorsun. Alamıyorsunuz, aynen. Ama böyle bir yani bir işbirliği olması gerekiyor ki gerçekten düzgün eğitim veren üniversitelerimizin de aslında her alanda bir şekilde kötülerine iyiler ayrılsın ki bu reçete olayında da eczacılarla ilgili olan evet. Da biz demiyoruz yani herkes kötüdür veya doktorlarla ilgili. Kesinlikle. Ama sağda solda ilaçlar bulunduğu, suistimal edenler olduğu, yani onları da aslında kendi o meslek örgütleri kendi içinde önce temizlemesi lazım. Kesinlikle. Bu da bence büyük bir hatadır. Sivil toplum örgütleri bağlı oldukları sivil toplum örgütleri de yapıyor onu. Evet. İyi ve kötü ayıracaksınız. Ben meslek odalarıyla ilgili bunu daha önce de söyledim başka programlarda. Kesinlikle katılıyorum. Kendi içimizde de aslında yani sırf işte aynı meslekteniz kayıtsız şartsız koruyalım değil. Yani mesleğin içinde de yanlış yapan varsa onun da cezalandırılmasını bilmek gerekiyor. Ki bir düzlüğe çıkabilelim her alanda. Bu her konu için böyle. Yani siyaset için de geçerlidir. Kesinlikle. Çoğu zaman polisle ilgili gündeme gelir. Mesela o çalışanı veya o örgüte mensup birisini koruma güdüsü başka yerlerde de vardır. Her ama yerde var. En fazla işte o otokontrol o sistemi içinde olması gerekir. Kesinlikle. Biraz önce dediğiniz ki muhalefetin de baskı yapması gerek. Bu anlamda bir eksiklik görürsünüz. Yani muhalefetin hükümete baskı anlamında hem yapılmayanları yapması hem eksiklikleri gidermesi, yanlışlarını düzeltmesi veya mesela son birkaç gündür çok sık konuşulduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Sayın Erhürman'ın çağrısı var sürekli 2024 yılı erken seçim yılı olsun diye. Ha. Hem de erken seçime yönelik bir baskı eksikliği var. Yani şöyle, öncelikle yani ben şunu da söyleyeyim. Yani, yani muhalefeti de değerlendireceğim elbette. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Son seçimlerden önce de bu üçlü hükümet iktidardaydı. UBP, YDP, DP. Ve seçim oldu. Ve gene aslında bu çoğunluğun iktidar olabileceği bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Yani biz aynı insanları, aynı bileşenleri seçip de sonra da niçin muhalefet onları durdurmuyor dediğimizde yani orada bence kendi kendimizle de çelişiyoruz. O yüzden yani halkın da hep her birimizin seçme alışkanlıklarını da değerlendirmesi, gözden geçirmesi ve ona göre hareket etmesi önemli. Yani işte 30 senedir, 40 senedir işte milletvekili olan her türlü bakanlığı yapmış belli kişilerin tekrar gelip de işte bu sefer yapmasını beklemek gerçekten ölü gözünden yaş beklemektir. Yani bunu unutmamamız gerekir. O yüzden aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Yani bunu unutmadan bence sandığa gitmemiz çok önemli. Bu bir. Ha, önce bunu söyleyelim. Ha, ikincisi gerçekten muhalefet için de zor bir dönem olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şu anda gerçekten üç maymunu oynayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Ve ne söyleseniz büyük bir ustalıkla evet haklısınız tabii ya yapacaktık falan filan. Sizinle aylar danışacağız. Geçer gene. Aynı yani meclis kürsüsünden dediğim gibi kaç defadır mesela aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani 3 ay önce ben 3 ay bile olmadı bence belki de 1-2 ay oldu yani eğitimle ilgili. Çok da uzun olmayan bir konuşma yaptım işte YÖDAK'ın maddi eksiklikleri var evet ama Eğitim Bakanlığı da bu eğitim kurumlarına izinler veriyor. Bu eğitim kurumlarının ne eğitim verdiği aslında ciddi soru işareti, insan kaçakçılığı, insan ticareti bulguları var, bilmem neler var. Yani bunları aylardır konuşuyoruz. Çavuşoğlu kalktı grup toplantısına gitti. Yani umurlarında değil aslında. Ama işte şimdi bu iş patlayınca evet bunu düzelteceğiz. Düzeltmeyeceksiniz yani. Siz de biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz aslında. Yani dolayısıyla evet muhalefet yapacak, muhalefet baskı unsuru olacak.
Ama ben yani bizlerin hükümette olduğu dönemde hatırlıyorum bakanların çıkıp kürsüden saatlerce cevap vermeye çalıştığını sorulara, işte sayılarıyla, belgelerle, şeylerle. Şu anda öyle bir şey kesinlikle yoktur. Yani eğer gerçekten mesela Çavuşoğlu'nun söylediği gibi geçen gün kürsüden kayıt kabul tüzüğü gerçekten önemliyse, işte çok uzun yıllardır diyor, konuşulur. Tamam, sen de çok uzun yıllardır eğitim bakanısın. Niçin o zaman geçirmiyorsun yani? Demek ki çok uzun yıllardır yapılmıyor. Uzun yıllardır yapılmıyor ve yapmayan da sensin. Çünkü yani toplasak herhalde en uzun eğitim bakanlığını gene bu ülkede Nazım Çavuşoğlu yaptı. Hem yapmayacaksın hem de büyük bir pişkinlikle işte uzun yıllardır da yani da kendi de çok istiyor. Tamam, istiyorsan yap o zaman. Çünkü bunu meclis yapamaz. Yani meclis bunun baskısını kürsüden yapabilir ama milletvekilleri sonucu gidip de fiziksel olarak alıp onu bakanlar kurulunda imzalanmasını milletvekili sağlayamaz. O milletvekilinin görevi değil. Yani o yüzden bakanlar, yani güçler ayrılığı var ve bakanlar kuruludur o yürütmeyi yapacak olan, icraatı yapacak olan. O yüzden de biz mümkün olduğunca sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani hem sivil toplumun, hem basının, hem muhalefetin şeyi bu noktada tabii ki önemli. Son soru. Evet. Erken seçimle tüm bunlar düzelir. Yani şunu da söyle aslında. Çok şunu... genel bir sorudur belki ama bu... sıkıntıdan, işte bu tünelden çıkışın yolu erken bir seçimdir. Erken seçimle hep bunlar temizlenir, evet, dendiği için soruyorum bu soruyu. Evet. Erken seçimle bugün yaşadıklarımız düzelir mi? Yani şunu söyleyeyim aslında. Bir noktayı daha söyleyecektim muhalefetle ilgili ve biraz buna da bağlayayım. Yani şu anda örneğin Halkın Partisi'nin meclisten çekilmiş olması... muhalefetin, meclisteki muhalefetin sesini azaltan bir unsurdur sonuç olarak. Ve dışarıdan şimdi ses çıkarmaya çalışıyorlar. Nasıl görürsün dışarıdan? Etkili bir ses veriyor. Yani bir ses veriyor ama yani bilmiyorum, yani bilmiyorum halkın takdiri. Sonuç olarak yani bir erken seçim olduğunda yani o meclisteki, yani meclise kimleri sokacağımız da önemli olacak gene. Yani sonunda dönüp dolaşıp oraya, halka, oraya geliyoruz. Seçmene geliyoruz. Yani şunu unutmamamız gerekir. Her birimiz aslında değişime katkı koyabiliriz veya aynı şeyin devamına katkı koyabiliriz. Yani ne ona bir karar vermemiz gerekiyor. Yani bu kadar yıldır yapılmayanların devamını mı isteyeceğiz yoksa bir değişim mi isteyeceğiz? Ve işte ben dediğim gibi yani siyasette o aynılaştırmaya hiç katılmıyorum. Çünkü aslında bence yani gerek işte dörtlü hükümete baktığınızda, UBP-HP'ye bile baktığınızda yani o farkı görebiliyorsunuz aslında. İcraat yapılan dönemleri, yapılmayan dönemleri, her bir bakanın yaptığı icraatları. Yani biraz daha aslında... yani educated bir seçim yapmak der, yani onun tam olarak Türkçe karşılığı da yoktur ama yani dersimize çalışıp oy vermemiz gerekir. Bilinçli, yani öylesine değil, bilinçli bir şekilde gerçekten kimin ne yaptığına değil, bakarak, takım tutarak değil, bu kişi geldi ne yaptı, mecliste ne yaptı, bakanlığında ne yaptı, biraz da bunları düşünerek oy vermeye başlamamız gerekiyor bir şeyleri değiştirmek mesajımız istiyorsak. Var. Bir izleyicimiz diyor ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne aday olacağınız doğru mu diyor. Yani hiçbir öyle bir herhangi bir partiyle bir şeyim yok. Şu anda bağımsız milletvekili olarak görevimi en iyi şekilde bilirsiniz, yapmaya çalışıyorum. Biraz da insanlarımız sever böyle magazini. O tür haberler çok daha hızlı yayılıyor, onu fark ettim. Şimdi gerçekten mesela önemli bir konu... yayılması gereken haberler yayılmıyor ama bu tür haberler önemli daha bir, çok mesela önemli bir konuyla ilgili açıklama yaparsınız. Onlar genelde duyulmaz ama genelde... falan partiye ya da filan partiye geçecek ya da işte o ona destek veriyordu falan, o tip şeyler birazcık daha hızlı yayılıyor maalesef. Yani şu an öyle bir düşünceniz yok. Yani sonuç olarak bağımsız milletvekili olarak zaten bir partiyle şey olmamız, öyle bir durumumuz yok. Şu anda hükümet edenleri destekleyecek bir tavrım
asla olamaz. Yani onu net olarak söyleyeyim. O yüzden muhalif duruşumu değiştirmedim. Ama yani şu an ben sadece milletvekilliği görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonrasında artık zaman gösterecek. Birazcık akışına bırakmış durumdayım. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten güzel, keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler. Umudumuzu kesmeyelim yurdumuzdan. İstedikten sonra bu kadar küçük yüz ölçümünde aslında çok kolay bir şeyleri değiştirebiliriz. Yeter ki niyet olsun. Yani bizim konuştuğumuz, tartıştığımız konuları başka ülkeler çoktan aşmış, çok evet. farklı şeyleri konuşuyor. Çok farklı adımlar atıyor, çok farklı yerlere geliyor ama maalesef ve dediğiniz gibi en baştan %100 katılırım. Bunun hiç işte ambargolarla devletin tanınmaması, hiç bunlara ilgisi yok tamamen ve İnsan potansiyelimiz gerçekten bunları yapabilecek. Evet, onunla ilgili son bir örnek de vereyim. Kapatıyoruz ama Türkiye'de bir hastaneye eğitim için gittiydim. Oradaki genetik laboratuvarlarından bir tanesine. Kamunun bir bölümüydü. Ve orada mesela uzmanların ne kadar daha az olduğunu fark ettim. Yani çok daha fazla teknisyenler yürütürdü. Başlarında sadece bir tane işte doktoralı uzman vardı. Mesela biz de buraya gidin hastaneye, herkesin işte yurt dışından şeyleri, eğitimleri, masterleri, yani bir sürü uzmanımız var. Mesela her alanda bu böyledir aslında. Yani insan kapasitemiz bizim çok güçlüdür. Onları kullanamamak diye sorun. Onları ya da kullanmamayı seçmekle alakalıdır aslında sorun. O yüzden istedikten sonra bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde de yapabiliriz. İnanıyorum ben. Teşekkür ederim. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, bugün için bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Salı günü yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yalnız değilsiniz. Biz varız. Bizler ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve engellilere yönelik uzmanlar gözetiminde hizmet veriyor. Ayrıca evlerinizdeki tesisat sorunlarınız, tamir işleri, temel kişisel bakımlar için biz buradayız. 65 yaş üzeri ve engelli halkımız tamamen ücretsiz olacak hizmetlerimiz için şubemize şahsen başvuracakları gibi 1198 numaralı hizmet hattımızdan bizimle iletişime geçebileceklerdir. Engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın talebi halinde belediyemizce kadınlar için evde saç kesimi ve temel kişisel bakım hizmeti, erkekler için evde saç ve sakal hizmeti sunulacaktır.
Ayrıca 65 yaş üzeri belde halkımıza anlaşmalı berber ya da kuaförlerde ayda bir saç kesimi, boya, saç ve sakal tıraşı imkanı sunulacaktır. İhtiyaç halinde tıbbi malzeme, servis ve araç gereç yardımı için belediyeniz yanınızdadır. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi, dayanışma ve paylaşım ilkesiyle yaşlılarımıza geniş aktivite imkanları yaratıyor. Evet, yalnız değilsiniz. Çünkü Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin varlık sebebi sizlere hizmet etmektir. Hayata anlamlı kıranlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada.